Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci ünite, ikinci bölümdeyiz. Evet, kültürün öğelerinden dilden bahsedeceğiz biraz arkadaşlar. Dil, kültür oluşturan ana öğelerden birisi. Toplumsallaşma sürecinde bir dil öğrenmek bizim için önemli. Bu özellikle kültürün alınması, kültürün aktarılması açısından çok büyük önem taşıyor arkadaşlar. Şimdi Türklerin tarih boyunca kullandığı diller, alfabeler, bunlar 6 tanedir. Baktığımız zaman Göktürk, Uygur, Soğut, Kiril, Arap ve Latin'dir. Soğut'u koymadım. Sınavda sorulmuyor arkadaşlar. Bunlar içerisinde sınavda gelebilecek özellikle Göktürk alfabesi soruluyor. Türklerin bilinen ilk alfabesi hangisidir? Kendisine ait olan Göktürk alfabesidir. Veya şöyle sorabilir. Türkler İslamiyet'e girdikten sonra hangi alfabeyi kullanmıştır? Arkadaşlar, İslamiyet'ten önce hangi alfabeyi kullanıyordu? Uygur alfabesi. İslamiyet'e girdikten sonra hangi alfabeyi kullanacak? Arap alfabesi. Unutmayın. Ve son olarak şunu sorabilir. Arkadaşlar, Latin alfabesini sorabilir. Kaç tarihinde kabul edilmiştir? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiştir. Bunu da unutmuyoruz bakın. Sınavda çıkabilecek 3 tane soru kalıbı söyledik. Birincisi ilk kullanılan alfabe. İkincisi İslamiyet'e geçişte kullanılan alfabe. Üçüncüsü Latin alfabesinin kabul tarihi. Bir tane daha söyleyeyim. Hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden birisi değildir şeklinde çıkabilir. Ya Japon alfabesi der, İngilizce diyebilir, İspanyolca diyebilir ama bunlara dikkat edelim. Evet, aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden biri değildir? Zaten az önce söyledik. Japon alfabesini Türkler kullanmamış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Türklerin kesin olarak kullandığı bilinen ilk alfabe hangisidir arkadaşlar? Göktürk alfabesi. Şimdi geldik kültürel süreçlere arkadaşlar. Kültürel süreçler biraz kafa karıştırabilir ama pardon. Şifayı kaptık. Biraz kafa karıştırabilir ama yapacağınıza inanıyorum. İlk önce kültürlemeden bahsedeceğiz. Diyor ki sosyal bilimlerdeki toplumsallaşma ya da geniş anlamıyla eğitimdir. Yani eğitim bir süreçtir biliyorsunuz. Kültürleme sürecidir. Toplumun istek ve beklentileri doğrusunda ne yapılır? Bireyler yetiştirilir ve bu davranışlar istekleri doğrusunda değiştirilir. Yani kültürleme deyince aklımıza ne gelmeli arkadaşlar? Eğitim gelmeli. Kültürleme, eğitim. Unutmayınız arkadaşlar. Kültürleme, eğitim. Aklınıza böyle kodlamaya çalışın. İkincisi geldi kültürel yayılmaya. Nedir kültürel yayılma? Belli bir toplumda dıştan içe ya da içten dışa doğru kültürün maddi ve manevi öğelerinin sürekli ne olması arkadaşlar? Değiştirmesi, yayılması diyeceğiz. Yani şöyle söyleyelim. Mesela görüyorsunuz bu kıymalı makarna. Pardon. Bu bir spagetti değil mi arkadaşlar? Hani spagetti bize ait bir yiyecek, gıda değil, bir yemek türü değil. İtalya'dan almış olduğumuz bir tür. Mesela başka ne olabilir? Mesela ne yapıyoruz? Yemeklerin, lokantaların, fast foodların. Doyacaksın. Ahval. Yani bayağı bir abartmışız. Evet. Bu da modern arkadaşlar. Acı. Benim acım bana yeter. Yani burada dikkat ederseniz bizim aldıklarımızı örnek vermişiz. Tabi bizden de karşı tarafa geçenler oluyor. Kebap mesela Türklerden geçmiştir. Yoğurt mesela Türklerden geçmiştir. Neyse. Gece gece sizi de daha fazla acıktırmayayım. Devam edelim. Yani kültürel yayılma dediği zaman zaten soru içerisinde anlarsınız. İçten dışa, dıştan içe doğru yayılması. Geldik kültürleşmeye. Arkadaşlar kültürleşme, kültürel yayılma süreciyle gelen maddi ve manevi öğelerle başka kültürlerden birey ve grupların belli bir kültürel etkileşime girmesi ve karşılıklı etkileşim sonucunda her ikisi de değişmesi. Yani şöyle söyleyelim. Karşılıklı bir değişim söz konusu arkadaşlar. Yeni bir kültürel süreç yaşanıyor. Her ikisi de birbirini ne yapıyor? Değiştiriyor.
kendine has bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi burada bizim tabii tanımı soru içerisinde görebilmemiz çok önemli. Bakın burada kültürleşme diyor. Leş, karşılık, etkileş. Kültürleş, etkileş. Bakın buna çok dikkat edin. Kültürleş, etkileş. Yani soru ifadesinde etkileş, karşılıklı ifade dedik arkadaşlar. Kültürleşmeye bizi götürmesi gerekiyor. Geldik kültür yozlaşmasına. Bu da yayılmacılara göre bir merkezden çıkan, bunun tanımı çok enteresan. Yani bir merkezden çıkan, yayılan bir kültür var. Bu kültürün bazen işte ayarı farklı oluyor, bozuk oluyor. Yani her zaman çıkış ve geliş yerinde yükseklik ve derecesini koruyamıyor. Görürsünüz de yaz bozulma yozlaşmayı, bozulma kelimesini görürseniz zaten işaretteyim. Ama zannetmiyorum bozulmayı vereceğini. Burada vermiş de, vermeyebilir de. Siz işte giriş çıkışların yüksek olması, koruyamaması, yani buna çok dikkat edin. Peki nasıl oluyor? Örnek vermişiz burada. Noel Hoca. Görüyorsunuz. Noel Baba'ya Nasrettin Baba diyorlar. Ya kafaları karışmış iki tane genç var. Evet, kaşları büyük genç. Birini saçıyor. Neyse. Örnek sorusu burada. Bir merkezden çıkan ve yayılan kültürün etkisini her zaman çıkış ve geliş yerindeki yükseklik ve derecesini koruyamayıp bozulması, kültür süreçleriyle ilgili hangisidir diye soruyor. Kültür yozlaşması diyeceğiz arkadaşlar. Bakın şu ana kadar kaç kavram öğrendik? Üç kavram öğrendik. Birincisi kültürleme. Neydi kültürleme? Bir eğitim süreciydi. Değil mi? Toplumun beklenti ve istekleri doğrusunda bireylerdeki değiştirmek istenen davranış biçimleriydi. Kültürleme süreci. Eğitim bir kültürleme sürecidir dedik. Sonra kültürel yayılmadan bahsettik. Dedik ki kültürel maddi ve manevi öğelerimiz ne oluyor arkadaşlar? Bizden başkasına geçiyor. Başkasından bize geliyor. Buna da kültürel yayılma dedik. Şimdi kültür yozlaşmasından bahsettik. Bu da böyle. Bir de ne vardı? Şeyden bahsettik. Kültürleşmeden bahsettik arkadaşlar. Bizden ona, biz ondan bize gelenlerin yeni bir özgün bir şey ortaya çıkarması, yeni bir kültür ortaya çıkarması ne diyoruz? Kültürleşme diyoruz. Evet, geldik kültürlenmeye. Belli bir toplumun alt kültüründen ya da farklı toplumlardan kopup gelen birey ve grupların buluşması ve bir etkileşime girmesi sonucunda asıl kültür ve alt kültürlerde bulunmayan yepyeni bir birleşme varılması. Evet, şimdi bu kültürleşmeye çok benziyor. Hani burada da bir etkileşim söz konusu. Ama şuna dikkat edin arkadaşlar. Yepyeni bir bileşim ortaya çıkıyor. Yepyeni. Hani öbür tarafta karışıyordu ortaya yeni bir şey çıkıyordu. Burada ise yepyeni ne alt kültürde var ne asıl kültürde var. Onlarda bulunmayan yepyeni bir bileşme var diyor. Mesela bu İngiltere bayrağı, England yazıyor. Burada Scotland, İskoçya bayrağı. Sonra bunlar birleşiyor. Ne oluyor? İşte yeni bir bayrak oluşturuyorlar. Sonra bunlara İrlanda da katılıyor. Ireland. Daha sonrasında United Kingdom yani Birleşik Krallık meydana gelmiş. Yani asıl kültür ne? İngiltere. Alt kültürler neresi? İskoçya, İrlanda. Bunlar da ne oluyorlar? Katılıyorlar ve yepyeni bir bileşime varılıyor. Kültürlenme. Unutmayın. Şimdi kültür şokundan bahsedeceğiz. Bir kültürden başka bir kültüre giden bireylerin yeni kültüre uyum yapmakta karşılaştıkları güçlükler, sıkıntı ve bunalımlar, gösterdikleri tepkiler. Buna kültür şoku deniyor. Yani siz gidiyorsunuz bir yere, o kültürün davranış kalıpları, o kültürün yaşayış şekli sizi ne yapıyor? Şok ediyor. Evet, bunu özellikle 1960'larda Avrupa'ya göç eden Türkler çok karşılaşmış. Özellikle çok sıkıntılar çekmişler. Yani kültür şoku dediğimiz zaman sıkıntı kelimesi, güçlük kelimesi, bunalım kelimesi ve bu bunalımlara karşı gösterilen tepkiler gelmesi lazım arkadaşlar. Bunu soruda görürseniz çok rahatlıkla yapacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Şimdi burada da bir resim vermişiz. Burada işte Türkiye'yi ziyaret eden turistlerimiz var. Turist hanımefendiler, beyefendiler var. Oturuyorlar. Fakat yer sofrası, hiç alışkın değiller. Biraz şaşırmışlar. Yemeğe bakıyorlar. Yemek onlara bakıyor. Nasıl yiyeceğiz, nasıl yapacağız? Bunu düşünüyorlar. İşte burada bir şok yaşamışlar arkadaşlar. Hani aklımıza buradan gelsin. Başka bir kültüre uyum sağlamakta güçlük çekme, sıkıntı çekme, bunalım diyeceğiz. Geldik zorla kültürlenmeye.
Arkadaşlar, şimdi eğitim bir kültürleme süreciydi ama bir de ne var? Bir kültüre sahip bireylerin, grupların başka bir kültür tarafından zorla değiştirildiği durumlar da var. Şimdi bu asimilasyona çok benziyor. Asimilasyon değil, yanlış anlamayın. Asimilasyon değil, özümseme değil. Aman ha, kafanız karışmasın. Burada dikkat edin, bakın örneğini vermişiz. Çin var. Burada Müslüman bir Uygur Türk'ü var. Çocuğuna isim koymaya çalışıyor. Fakat Çinliler, Çin hükümeti arkadaşlar, Muhammed, İslam, Ayşe, Fatma gibi isimleri ne yapıyor? Yasaklıyor. Burada bir zorlama söz konusu. Eğer şey deseydi, mesela bir kültüre, yüksek bir kültürde yaşayan, alt bir kültürün o kültürün değerlerini zaman içerisinde kabul etmesi, özümsemesi deseydi asimilasyon oluyordu arkadaşlar. Özümsemede zorlama yok ama ne oluyor? Yüksek kültür alt kültürü ne yapıyor? Bir süre sonra kendisine benzetiyor. Buna asimilasyon deniyor. Kültürel değişme veya kültür değişmesi, dedi ki, yukarıdaki bütün süreçlerin öteki kültürel etkenlerin bir bileşkesi olarak toplumun bütünüyle veya bazı kurumlarıyla değişmesi. Evet. Burada da bir caps var. Eski Türkiye, yeni Türkiye adı altında. Tabi bunlar biziz. Bunlar tamamen ironi arkadaşlar. Hani eski Türkiye'de Afrikalı çocuklar, burada da Japon çocuklar. Yani zaman içerisinde gerçekten değişiklik o kadar had safhada ki, yani bu kadar olmasa da gerçekten de şimdiki gençlere yetişmek çok zor. Gerçekten. Evet. Kültürel süreçler, az önce söyledik, kültürel özümseme, assimilation. Yani bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek kendine benzetmesi. Özümsüyor yani. Alt kültür kendisine benziyor, özümsüyor. Hani örnek verecek olursak, hani bugün Avrupa'ya giden Türklerin bir kısmını olmuştur. Milli benliğini, kimliğini yavaş yavaş yitirmeye başlamıştır. Hadi hatta Fatih Akın var biliyorsunuz, yönetmen, oyuncu. Oyuncu Fatih Akın gerçekten hani bakıyorsun Türkçeyi bile zor konuşuyor artık. Başka kim var örnek görebileceğimiz? Neyse, yeterli. Şimdi sorulara bakalım. Bir kültürden başka bir kültüre giden bireylerin yeni kültüre uyum sağlamakta karşılaştıkları güçlük, sıkıntı, bunalım. Güçlük, sıkıntı, şok. Değil mi arkadaşlar? Adana seçeneği, kültür şoku. Güzel yapıyorsunuz. Ya sorular olmazsa bu konuyu anlayamayız. Bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Ben elimden gelebildiğim kadar soru ekledim. Siz de çözün mutlaka. Kültürel yayılma süreciyle gelen maddi ve manevi öğelerle başka kültürlerden birey ve grupların belli bir kültürel etkileşime girmesi ve karşılık. Bakın, etkileş, karşılıklı. Bu iki ifadeyi gördük mü cevabı direkt yakalamış oluyoruz. Etkileş neydi arkadaşlar? Kültürleşme. Belli bir toplumun alt kültürlerinden ya da farklı bir toplumdan kopup gelen birey ve grupların buluşması ve bir etkileşime girmesi sonucunda asıl kültür ve alt kültürlerde bulunmayan yeni bir bileşime ulaşılması neydi arkadaşlar? Yepyeni bir bileşim. Evet. Bakın, kültürlenme. Kültürlenme olacak ya. Neyse, şu cevabı değiştirelim. Evet, burada. Kusura bakmayın, videoyu tekrar çekmek çok zor. O yüzden şıkkı videoyu üstüne getirelim. Tekrar pardon. Evet, belli bir toplumun alt kültürlerinden ya da farklı bir topluma kopup gelen bireyler diyorsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Kültürlenme. Yeni bir şey ortaya çıkarıyorlar. Yeni bir bileşim. Buna kültürlenme deniyor. Kültürleme neydi? Bizim ilk konumuzdu. Eğitimdi, değil mi? O yüzden karıştırmamak gerekiyor. Bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek kendine benzetmesi, yani özümsemesi, kültürel egemenliği altına alması hangisine denk geliyor? Arkadaşlar, kültürel özümseme diyoruz. Evet. Geldik Türk kültürü ve Türkiye kültürü konularına. Türk kültürünün üç kaynağa dayandığı söylenebilir. Arkadaşlar, Türk kültürü dediğimiz zaman ta bizim tarih öncesi dönemde aklımıza gelmeli. Yani Türklerin ilk yaşadığı yer neresi? Orta Asya. İşte bu Orta Asya'nın ortasında bulunduğu dönem gelmeli aklımıza. İşte burada biz kimlerle etkileşim halindeyiz? Bakın, şurada Çin var.
Şurada Hindistan var, şurada Ruslar var, değil mi? Burada Hazar Denizi bulunuyor, şurada Moğollar var. Bunlar bizi etkiliyor. Türklerin ilk yaşadığı dönem, Türk kültürü dersen. Sonra bir de Türkiye kültürü var. Hani Anadolu'ya geliyoruz, 1071'den sonra Anadolu'ya yerleşiyoruz. Tabii burada tabii bizi etkileyenler arasında bu sefer İslam kültürü var, değil mi? Üstte olduğu gibi. Altta da aynı şekilde İran, İslam, bu bizi etkiliyor. Aynı zamanda burada yaşayan yerli halklar da var. Bunlar da etkiliyor. Batı, Avrupa, sonuçta Avrupa'ya da geçeceğiz. O da bizi etkileyecek. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye kültürünü etkileyen uygarlıklardan biri değildir demiş. Bakıyoruz arkadaşlar cevabımız ne olacak? Eskimo kültürü. Yani soru böyle gelirse yapamazsanız gerçekten çok üzülürüm arkadaşlar. Aman ha. Bu soruları kaçırmayın çünkü hani vize deyip geçiyorlar hani %30 nasıl olsa etkiliyor. Yani vize bize bir moral veriyor. Bize bir güven veriyor. Daha rahat giriyor. Sen vize konularını iyi öğrenirseniz finalde de yapmanız çok daha kolay oluyor. Yani o yüzden sizden ricam mutlaka böyle kek soruları mutlaka çözün. Sakın ha, kaçırmayın. İki şık arasında kalırsanız da mutlaka sallayın. Türkiye'de kültürle ilgili yapılan bazı araştırmalar ve sonuçlarına bakalım. Evet, günümüz Türkiye'sinin toplumsal yapısını ve kültürünü anlayabilmek için evet, burada Emre Kongar. Kendisi bir sosyolog. 1985 yılından itibaren ön plana çıkıyor. Osmanlı Türk gibi saptıyor. Yani Osmanlı ile ilgili dört tane önemli özellik saptıyor. Birincisi diyor ki Osmanlı'nın kültürüne ilk başlarda İslam kültürü egemendi diyor. Sonra ikinciye geliyor. İkincisi de diyor ki burada bir kültürel ikilik meydana geliyor. Yani yavaş yavaş yönetimle halk birbirinden kopmaya başlıyor. Bir işte saraylı, bir işte Anadolu, taşralı gibi bir kültür ikiliği meydana geliyor. Üçüncüsü ise belli bir tarihten sonra manevi kültür öğelerini biz dışarıdan almaya başlıyoruz. Hani yenileşme hareketleri falan ondan bahsediyor. Dördüncüsü ise devlet artık yavaş yavaş çöküşe geçiyor ve bu çöküşün de en önemli sebebi maneviyatsızlık olduğu yani kendimize yönelik bir eleştiri yapıyoruz. Yaptığımız dönem oluyor. Osmanlı'nın son dönemi hani İslamcılığın hakim olduğu dönemde bahsediyor. Evet, dört tane kültürel dönem. Birincisi neymiş arkadaşlar? İslam kültürünün egemen olduğu dönem. İkincisi kültürel anlamda ikilik yani seçkincili yönetimle halk arasında kültürel ikiliğin olduğu dönem. Üçüncüsü batıdan aldığımız bazı kültür öğelerini dışarıdan aldığımız dönem ve son dönem ise tekrar öze döndüğümüz, kendimizi öze dönmemekte suçladığımız dördüncü dönem diyeceğiz. Yani maddi kültür yerine manevi kültür alanına yöneltilmiş suçlamaların olduğu dönem diyoruz. Evet, aşağıdakilerin ise Emre Kongar'ın Osmanlı Türk kültür gelişim çizgisinde saptadığı dört temel öğeden biri değildir. İslam kültürünü gördük mü? Gördük. Kültür ikiliğini gördük mü? Tamam, çok güzel. Belli bir tarihten sonra manevi kültür öğeleri dışarıdan alınıyor mu? Evet. Adamlar şıkları bile sırayısıyla koymuş neredeyse. Suçlamaların da çözümlerinde de manevi kültür alanına yöneltildiği dönem, evet bu da var. Ama Denizli seçeneği zaten sırıtıyor dikkat ederseniz arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacak. Evet geldik Türkiye'de kültürle ilgili.